İkinci cilt. Sayfa 41. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi ve Selasune. 31. mektup. İkinci ciltte. 31. mektup. İler Hacı Şerefettin Hüseyin. Bunu Hacı Şerefettin Hüseyin'e göndermiştir. Fil-Vazı ve Nasihati. Vazı, nasihat hakkında. Vaaz ve nasihat, öğüt hakkında. Bizim yolumuz budur, sohbet. Tarikatima sohbet est. Tarikatima sohbet est. Bu Farsça olduğundan dolayı Farsça'da yarap yok. Osmanlıca'da ve Farsça'da muzaflar esir oluyor. Arapça'da muzafiley cer veya esre, Osmanlıca ve Farsça'da muzaf esir oluyor. Bu söylediklerimi anlıyorsanız ne güzel. Demek Arapça biliyorsunuz demektir. Eğer bunlardan bir şey anlamadıysanız yakalandınız. Demek Arapça bilmiyorsunuz demektir. Arapçayı öğrenelim. Efendileri öyle istiyordu. Bir kere şöyle buyurdu. Herkes Arapça okuyacak buyurdu bir keresinde. Herkes Arapça okuyacak. Bir de şöyle buyurdu. 90 yaşındaysan da affetmiyorum seni okuyacaksın. 90 yaşındaysan da affetmiyorum seni okuyacaksın. Çok gayret etti. Çok himmet etti. Ya Rabbi, onun gayret himmetlerini boşa çıkartma ya Rabbi. Onun istediği gibi alim, amil, muhlas olmayı cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Tarikatima sohbet est. Yolumuz sohbet. Tarikatima sohbet est. Yolumuz sohbet. Şu bir sohbettir. Rabıta-i Şerife sohbettir. Murakabe-i Şerife sohbettir. Hatb-ı Şerif, o da bir sohbet. Bir araya gelme. Bunlara ihtiyacımız var. Zaman çok değişik, zaman. Zaman çok berbat. Çok berbat. Her ne kadar derece 30, 35, 40 ise de din hususunda ortalık buz gibi. Buz gibi. Buz. Nasıl böyle kış olur, ortalığı buz kaplar, bir parça koparamazsın. Şu anda din hususunda insanlar buz gibi. Dinden soğuk, imandan soğuk, namazdan soğuk, ibadetten soğuk. Aman zikrullah'tan soğumayalım. Aman tarikat dersimizden soğumayalım. Aman soğumayalım. Efendimiz bu sesi ruhu ilk ders verirken bir kere bir sohbette şöyle buyurmuşlar. Senin hakiki dostun bu derstir. Senin hakiki dostun bu derstir. Ona dikkat edelim. Ona iyi çalışalım. En yakın dostun hanımın olsa veyahut da hanımsan kocan olsa, evladın olsa, baban, deden seni tek başına bırakıyorlar kabirde. Tek başınasın. Garip, tek başına. Kimse yok. Ne var? Amelim var. Ne var? İmanım var. Ne var? Kur'an'ım var. Hatta ne var? Şeyhin var. Evet, şeyhin var. Var, var, var. Bırakmıyorlar. Son nefeste bırakmıyorlar. Son nefese kadar bırakmıyorlar. Hatta kabirde de bırakmıyorlar. Hatırlarsanız ben bunu Efendi Hazretlerimizden duydum ve onu yazdım. Kayıtlarımda var. Şeytan geliyor. Kabirde, ha kabirde. Ya bu adam öldü ya. Adam öldü, bırak da. Öldü daha, öldü. Defter kapandı. Müstesnalar kaideyi bozmaz. Yani kabirde imanlıysa imanlıdır, kafirse kafirdir. Daha değişmez ki. Fakat hain şeytan oraya da geliyormuş. Efendimiz anlattı bunu. Melekler men rabbuke dediği zaman da men rabbuke, Rabbin kim? Şeytan diyormuş ki yukarıdan beni göster, beni göster. Beni göster, beni göster. Ulan senin orada ne işin var ya? Bu hain şeytan. Melun şeytan. Adam zaten başı darda, kabirde.
Melekler gelmişler, Münker'deki melekleri. Rabbin kim? Orada beni göster, beni göster. Bunu kim anlattı bize? Bu kulaklar duydu. Eller yazdı. Bak kafamda kaldı. Efendileri bunları buyurdu. Vallahi bilmiyorum, bunu kitaplarda mı gördü, bunu anlattı bize, yoksa kendisi mi gelip bizi takip ediyor da bu olaya böyle şahit oldu ya. Acaba hangisi? Vallahi bizi bırakmıyorlar. Bizi bırakmıyorlar. Bizi tutuyorlar. Onun için buradayız. Tuttukları için buradayız. Şu anda buradaysak, sabah namazını cemaatle kıldıysak, teheccüde kalktıysak, işrağı bekliyor isek, şu sarıklar kafadaysa, sakallar şu kıymetli, en kıymetli uzuvumuzda ise, demek bizi tutuyorlar, bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar, bırakmıyorlar. Ve bizi ahirette de bekliyorlar. Belki de zevklenmiyorlar, nimetlenmiyorlar, hak ettikleri halde. Şan-ı Nakşi Hazretleri'ne huriler geldi öldükten sonra. Onu hoşbaş etmeye geldi huriler. Nakşibend Hazretlerimizi, tarikatımızın reisini, dedi bir dakika, bir dakika, daha işim bitmedi. Ben ihvanlarımı yerlerine yerleştirmeden sizinle uğraşamam. Sabredin, sabredin. Vakit müsait. Ebedi bir hayat var. Vakit müsait, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sizinle uğraşamam. Niye? İhvanlarımı daha yerlerine yerleştirmedim. Ya Rabbi, bizleri onlara layık evlad eyle ya Rabbi. Onlara layık mürid olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Onları ya Rabbi böyle gözden aydın etmemizi, kalplerine surur atmamızı bizlere ikram eyle ya Rabbi. Elhamdülillah. Bütün hatları Mevla Teala işte ve selamü selam ala abadillezine nasrafa, Mevla'nın seçtiği kullar üzerine olsun. Cildimiz ikinci ciltti. Sayfa 41, mektup 31. Eyyühel veledü, ey evlat. El e'azzu, en kıymetli evlat. Ey aziz, en aziz evladım. Ziyade kıymetli evladım. Bizler Allah dostlarına göre, onlar Uludağ'sa toz bile değiliz, bize böyle hürmet ediyorlar. Uludağ toza böyle hürmet ediyor. Ey kıymetli aziz evladım diyor. Ey şerefli kıymetli evladım. Uludağ toza böyle hürmet ediyor, böyle muamele ediyor. Birbirimize nasıl muamele etmeliyiz? Birbirimize. İhvan, ihvan de orada dur. Mümin de orada dur. İhvan özel bir mümin. Nasıl? Allah dostu olma yoluna girmiş. Allah dostu olma yoluna girmiş. Sureta imanla yetinmemiş. Hakiki imanı kazanma yoluna girmiş. Tarikata girmiş. Ehlullah olmaya ahdetmiş. Veliyullah olmaya niyet etmiş. Allah'a ulaşmaya ahdetmiş. O çok özeldir. O çok özel. Müminler özel. Dervişler, dervişler daha özel dervişler. Rişat'ta gördüm onu. Şöyle bir duvardan geçerken o duvarda dervişin sureti var. Dervişin sureti olan bir duvardan geçtiğim vakitte orada diyor, orada hürmet et diyor. O surete saygı göster diyor. Ne dervişin sureti? Zikir ehlinin sureti. Şu anda mümin garip, mümin garip. Namaz ehli garip, garip, garip. Çok gevşeklik var. Zikir ehli çok garip, çok garip. Zikir ehli çok garip. Yani çok az. Azlar da çok kıymetli. Azlar pırlanta. Azlar altın, pırlanta. Çok kıymetli. Yolumuz çok kıymetli. Derviş çok kıymetli. Zikrullah çok kıymetli. Tarikat dersi çok kıymetli. Birinci cilt, mektup 146, cilt 1, mektup 146. İmam Rabbani Kusuru buyuruyor ki, senin tarikat dersi alman var ya, onunla Mevla'ya yönelmen var ya, hani sen tarikat dersini aldın, rabıtayla, zikrullah ile Mevla'ya yöneldin ya, bir tövbe aldın ya, bir inabe Mevla'ya yöneldin ya, işte bu diyor, bunu ben size anlatamam. Değil çarşambanın, değil İstanbul'un, değil Türkiye'nin, Avrupa'nın, Asya'nın, tüm dünyanın nimetleri. Bu tarikat dersine göre damla. Tarikat dersin okyanus. Tüm dünyanın nimetleri damla, tarikat dersin okyanus.
Rabıta-i Şerife okyanus, zikrullah okyanus, hazine, hazine. Mesela o hazineyi muhafaza etmeli. Onu zayi etmemeli. Onu bedavadan harcamamalı. Şu ucuz dünyaya, fani dünyaya, adi zevklere aldanarak insan bu hazinesini harcamamalı, muhafaza etmeli. Ya Rabbi yardım eyle. Eyyühel veled el-az, innel fursete mutenemetun. Fırsat ganimet bilinmelidir. Dünya hayatı çok az. Bu bir fırsattır, ganimet bilinmelidir. Yemme gerekir en la yusrefe, harcanmaması. Tamamül umr, umrun tamamı, fi umurin la ta'ile fiha, altında fayda olmayan işlerde ömrün tamamını harcamamak gerekir. Bir kısmını harcayın demek değil bu. Yani millet ömrünün tamamını boş işlerde harcıyor. Siz böyle yapmayın. Bel bilakis yembeği gerekir. En yusrefe tamamuhu, ömrün tamamı harcanmalı. Fî merazil hakkı celle ve alâ, Mevla'nın razı olduğu şeylerde. Ey salik, ey tarikat ehli, ey ihvan kardeşim, senin vaktin nakittir. Senin vaktin nakittir. Vakit nakittir, peşin. Vakit elde olan, nakit cepte olan, vakit elimizde. Şu an mesela, şu anki vaktimiz ne güzel harcanıyor. Sünnet üzere harcanıyor, zikir üzere harcanıyor, sohbet üzere harcanıyor. İşte böyle vakit nakittir, güzel harcanmalı. Sermayedir, muhafaza edilmeli. Salik'in vakti, vakit kıymetli, salik'in vakti çok kıymetli, çok kıymetli. Niye? Onun işi var, seyri sülük. Onun işi var, seyri sülük. Bir kitapta görmüştüm. El-yevâkîtü tüştirâ bil-mevâkît, vel-mevâkît lâ tüştirâ bil-yevâkît. El-yevâkît yakutlar, tüştirâ bil-mevâkît, vakitlerle satın alınır. Ama vel mevakit la tüştera bil yevakit. Vakitler yakutlarla satın alınmaz. Bir saat boş geçti. Orada, burada, sağda, solda, filmde, topta, haçta, maçta. Bir saat, iki saat boş geçti. Dünyayı versen faraza, o geriye gelmez. Onu geriye alamazsın. Ama bir saatte dünyayı kazanabilirsin. Bir saatte bir alışveriş yaparsın, dünyayı kazanabilirsin. Şimdi vakit nakit. İnsan cebinden herhangi bir şeyini çıkarırken şöyle bir 50 kuruş cebinden düşse, yuvarlansa onu alıyor. Niye bırakayım onu? Bırakılmamalı. Tabii ki alınmalı. Bak 50 kuruşu alıyoruz, bırakmıyoruz, peşine gidiyoruz, yuvarlanıyor, peşine gidiyoruz. Vakitler. Onlar ondan çok daha kıymetli. Onun için ömrün tamamı nerede harcamalı? Mevla'nın razı olduğu şeylerde. Kıymetli ömür, kıymetli şeydi. Kıymetli şey ne? Rabbimizin rızası. Ya tarikat dersi, ya Kur'an-ı Kerim, veya namaz, veya zikrullah. Ticaret yapıyorsan da o da seni Mevla'dan alıkoymamalı. Nakşibend Hazretleri Mina'da bir genci kontrol ediyor. Ehli keşif gönlünü çeviriyor bir gencin gönlüne. Mina demek izdiham, kalabalık, alışveriş yapıyor orada. 50 bin dinar alışveriş yapmış bir genç. 50 bin dinarlık alışveriş yapıyor ve gönlü Mevla'dan hiç gafil olmuyor. 50 bin dinar, 50 bin altın, kaç para eder Allah bilir. Alışveriş yapıyor, hiç gafil değil. Para cepte, gönül Mevla'da. Eli işte, gönlü eşte. Ticaret yapıyorsan da bu şekilde olursa o ticaret ibadet. O ticaret zikrullah. Adam zikir yapar, Allah'ı hatırlamaz. Namaz kılar, Allah'ı hatırlamaz. Alışveriş yaparken acaba bu caiz mi? Acaba faize giriyor mu? Acaba fasit mi? Acaba bu alışverişte bir sıkıntı, fıkhi bir sıkıntı oldu mu? Bak Allah'ı hatırlıyorsun. Eşyanın içinde, paranın içinde, malın mülk içinde Allah'ı hatırlıyorsun.
öbürü namazı hatırlayamıyor. Belki de rabıta da hatırlayamıyor. Gönül uyanırsa her anımız zikir. Gönül uyanmazsa ne edelim ya? Yemmeğe emniyette eda edilmeli. Es-salavatü hamsü, beş vakit namaz bil cemiyeti, gönül huzuruyla. Beş vakit namaz gönül huzuruyla. Sabah namazını kıldık. Miraçtı. Allah Allah, miraçtı. Mevla'yı, yani miraçtan geldik cemaat-ı Müslümin. İhvan-ı din. Miraçtan geldik, miraçtan. Ne o sabah namazı? Miraçtan geldik ha. Bunun ne kadar farkında olduk acaba? İnsan bir işi yaptı mı ustalaşır. Mesela diyelim boya yapıyor, cila yapıyor. Mesela ne olur? Bir 5 senede usta olur mesela. Veyahut da 1 senede mesela. Kaç senede usta olur? 1 senede olur mesela. 1 senede usta olur. Acemilik gider. Önce acemi, sonra kalfa, sonra usta. Kaç senede? Evli, 2 senede, 3 senede. 5 senede mükemmel bir usta olur. Kaç senedir namaz kılıyoruz? Kaç senedir namaz kılıyoruz? Namazın ustası olduk mu acaba? İbadetin ustası olduk mu acaba? İbadet Mevla ile görüşmek, bundan ne haber? Mevla ile görüşmek, ibadet Mevla ile görüşmek. Acaba tarikat dersi şöyle mi oluyor? Aradan çıksın. Şimdi yapalım da aradan çıksın. Namazı kılalım aradan çıksın. İbadetler aradan çıksın diye bize gelmedi. Bize meşru kılınmadı. Bize emredilmedi. O ibadetle yaşayalım diye bizlere o ibadetler emredildi. Aradan çıkarmak için değil. Aradan çıkarsa seni de aradan çıkarırlar. İbadet aradan çıkar, ondan sonra oh, keyif. Zikir aradan çıkar, ondan sonra gaflet, oh. Yok, 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 yok. Niye sen aradan çıkarıyorsun ya? Senin işin ne ya? İşin ne ya? Yani şu acayibime gidiyor. Ne o? Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala 50 vakit namaz verdi. Öyle mi? Kaç vakit? 50 vakit. Allah-u Teala bu 50 vakti verdi mi? Verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aldı mı? Aldı. Sonra İbrahim aleyhisselamın yanından geçti, bir şey demedi İbrahim aleyhisselam. O da bir teslim. O da başka bir peygamber. Hiçbir şey demedi. Madem Mevla bu 50 vakti verdi, hiç dokunmadı ona. Allah verdi de Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan daha çok teslim. O da onu aldı. Getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti. Sana getiriyor. Bana getiriyor. 50 vakti, 50 vakti ya. Hazreti Musa. Hazreti Musa bırakmadı. Dur dedi. Ne oldu? Böyle böyle. 50 vakit mi? Ümmetin buna takat getiremez. Getiremez. Git git. Takfif iste. Gitti. 45 oldu. Geldi. Ne oldu? 45. Buna da güç getiremezler. Böyle böyle kaç vakit indi? 5 vakte indi. Musa aleyhisselam yine git dedi. Takfif iste. Buna da güç getiremezler. 5 vakte. Doğru mu? Doğru valla. Doğru. 50 vakit 5'e indi. Buna da gücümüz yetmiyor ya. Gücümüz yetmiyor. Yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Dedi. Yok dedi. Mevla şimdi 5 indiriyor. Gitsem şimdi ne olacak yani öyle elim boş mu döneceğim? Bir daha gidemem dedi. 5 vakitle geldi. Şimdi 50 vakit gelseydi ne olacaktı? 24 saati 50'ye böl. Böl. Yarım saatte bir namaz. 48 vakit olsa yarım saatte bir ezan okunacak. Yarım saatte bir ezan okunacak. Ezan zaten bir 5 dakika sürüyor. Abdest. Yani hep kulluk için demek yaratıldık ya. Eli vakit gelseydi işimiz hep namaz, hep ibadet, hep ibadet. Yarım saatte bir ezan. Hatta 50 vakit, 25 dakikada bir ezan. Namazı bitti bir namaz daha, namazı bir namaz daha. Ne, ölünceye kadar. Niye? Kulluk için yaratıldık işte bak ya. Sadece kulluk için yaratıldık ya. Başka bir şey için değil. Böyle dünyaya çalışmayın demiyor, öyle anlamayın. Dünyaya çalışın ama asıl işimiz kulluk. Asıl işimiz zikrullah. Asıl işimiz marifetullah. Allah'ı bilmek ve ona kulluk etmek işimiz bu. Bunun için yaratıldık ya. Doktor doktorluğu bırakabilir, başka iş yapabilir. Bir sıkıntı olursa mimar onu bırakıp başka iş yapabilir. Esnaf o işi bırakıp çiftçi olabilir. Çiftçi o işi bırakıp
bırakıp şoförlük yapabilir. Şoförlük o işi bırakıp tamircilik yapabilir. Ama kulluğu bırakamayız. Zikrullah'ı bırakamayız. Tarikat dersini bırakamayız. Çünkü bunlar için yaratıldık. Onun için Mevla'nın razı olduğu şeylerde ömrün tamamı harcanmalı. Ve beş vakit namaz cemiyetle ve cemaati cemaatle kılınmalıdır. Ma tadilil erkani. Ma tadilil rükünleri güzel yapmakla beraber. Tadilil erkan. Efendimiz'in damadı çok böyle, burada damat Efendimiz'in okutturmuştur bize. Şu camimizin tam burada, tam şu göbeğinde Efendi Hazretlerimiz Şaban hocamızla beraber bize usulü fıkıh ve damat okutturdu burada. Damat dinledik. O damat da tadil erkanı şöyle tarif ediyor. Tadil erkan teskinul cevarihi firruki ve sücra atta tetbeyinne mefasiluha. Teskinul cevarihi uzuvların hareketten bitmesi. Firruki ve sücudi rükûda ve secdede uzuvların hareketten kesilmesi. Teskin, yani sükunete erdirilmesi. Hatta tetbe inne mefasiluha, mufsallarımız böyle huzur buluncaya kadar. Rukiye geldin, hareket bitecek. Bakıldığında, o bu hep rukuda sanki. Secdeye geldiğimizde hareket kesilecek. Hatta tetbe inne mefasiluha, mufsallar huzur buluncaya kadar. Secdede geldik. Duruş, sükunet, hareketsizlik. İşte bu tadil erken. Buna bizim mezhepte fetva bu vacip oluyor ama üç imam buna farz diyor. Üç imam, diğer üç imam. İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik bunlar farz diyorlar. Bizden İmam Ebu Yusuf da farz diyor. İmam Ebu Yusuf rahimehullah o da farz diyor. Ama fetva vaciptir. Tadil erkansızlık olursa yani namaz olmuyor demek değil ama eksik oluyor. Vacibi terk ediyorsun. Eksik oluyor. İadesi vacip olur. Yani yapmasan namazı tamamdır ama eksiktir. Eksiği tamamlamak için iadesi vacip olur. İadesi. Tadil erkanla beraber. Bir namazımız kaldı. Namaz. Dinin direği. Kabirde ilk sorgu namazdan olacak. Namazdan hesabı verebilirsek diyecekler tamam. Tamam. Bu namazı tamam mı? Diğer kalemleri geç. Zekat, hac, oruç vesaire. Tamam diyecekler. Ya Rabbi namazdan bizi mahcup eyleme. Zikrullah'tan mahcup eyleme. Tarikat derslerimizden mahcup eyleme. Cem-i ihvanımızın yüzünü ak eyle. Diğer mümin kardeşlerimize de ya Rabbi bu tarikat-ı aliyyeyi ikram eyle ya Rabbi. Cümlemizi hakiki suret imanına, hakiki imanına geçmeden canlarımızı kabze eyleme ya Rabbi. Burada kalalım arkadaşlar. Sayfa 31, satır 7. Risale-i Kutsiye, sayfa 31, satır 7. Bu nefsin hilesi hem kadri çoktur. Malik yerleriyle sekri çoktur. Söndürmeye senin aşkın mekri çoktur. Kalırsın yolda bile suyu fikri çoktur. Katarlar güçlü bakkaya gidelim, cemali ve kemali sen edelim. Burada Efendi Hazretlerimiz şöyle buyuruyor, bunun tercümesinde. Cenab-ı Hak kullarını imtihan için nefse dört tane çirkin ahlak yaptı. Mevla yaptı bunu. Nefse dört tane çirkin ahlak. Birincisi münazara. Mevla ile münakaşa eder. Bu niye haram? Bu niye farz? Bu niye vacip? İkincisi iba. İbadetten boyun çeker. Aksi katır gibi. Efendimiz öyle misal veriyordu. Aksi katır gibi böyle. Onu yüke çekersin böyle kafa kaldırır. Nefis de böyle ibadetten, vazifeden kafa kaldırır. Tuğyan azgınlık. Azar. Kimseyi tanımaz. Haşa. Allah'ı da tanımaz. Tanımaz. Firavun'a tanıttırmadı. Nemrud'a tanıttırmadı. Birçoklarına Allah'ı tanıttırmadı. Ben dedi, Allah benim dedi. Haşa. Böyle bir azgınlık var bu nefis içimizde. İnkar, bir de inkar. Bu şekilde böyle dört çirkin ahlak yaptı. Bu nefsi ihlas ederseniz,
Yani onu bunlardan kurtarırsanız benim dostum olursunuz. Bu nefsi ihlas ederseniz diyor burada. Yani dört kötü huydan arındırırsanız, temizlerseniz benim dostum olursunuz. Yani nefsi böyle dört kötü huyla mütehallik olan da Mevla'nın dostu oluyor ama sıradan dostluk var, bir de özel dostluk var. Sıradan mümin Mevla'nın dostudur. Sıradan dost. Bir de özel dost var. Özel dost var. Mümin, üstelik biri de meşayih, üstelik biri de veliyullah. Özel dost var. İşte böyle nefsi dört kötü huydan temizlerseniz imanınız hakiki. Kulluğunuz hakiki. Hakiki kulsun. Hakiki iman sahibisin. Allah'ın dostusun. İçinde Allah'ın düşmanı yok. Allah'ın tam dostusun. Bu nefsi kafiri katletmek için ol adanın adasıdır, düşmanıdır şeriat. Bu kafir nefsi, bu hain nefsi katletmek için, onu katletmek için, o kafir nefsi imana getirmek için ol adanın, o nefis düşmanının düşmanı şeriat. Şu işra bekleme, nefsin düşmanı. Şu anda kahroluyor. Şu anda ayaklar altında eziliyor. Böyle ezilir. İki rekat işrak namazı kılacağız. Böyle ezilir. Dünya kelamı konuşmadan. Tarikat dersi, zikrullah, onunla o nefis işte terbiye olur. Yoksa sopayla, vurmakla, dövmekle olmaz. Karateyle falan. Şeriatı yaptığın zaman nefis eriyip gider. Hatta Müslüman olur. Nefiste bu dört çirkin ahlakın olması imtihandır. Mevla'nın imtihanı. Bakalım kullar kimi dinleyecek? Kendilerine hiçbir faydası olmayan nefsi mi, şeytanı mı? Yoksa onu yoktan var eden, gördüğü her şeyi kendisi için yaratan, nimetlere gark eden Rabbisini mi dinleyecek? İmtihan dünyasındayız. Şeriat sırası gelince yapılırsa nefisteki bu çirkin ahlakların hepsi erir gider. Efendimiz buyuruyor. Doktorumuz buyuruyor. Üstadımız buyuruyor. Pirimiz buyuruyor. Ustamız buyuruyor. Bir doktor Ermeni de olsa, gavur da olsa dinliyoruz. Dinlenmeli. Her işte erbap dinlenmeli. Efendimiz buyuruyor ki şeriat sırası gelince yapılırsa nefisteki bu çirkin ahlakların hepsi erir gider. Şöyle diyorlar ya, can çıkar huy çıkmaz. Yani öyle bir atasözü var galiba, değil mi? Can çıkar huy çıkmaz. Vallahi bu tarikat aliyede çatır çatır huylar çıkar. Canın çıkmadan çatır çatır huylar çıkar. Büyük bir ağaç kökünden böyle çatır çatır söküldüğü gibi sen şu kapıyı bırakma, şu işrağı bırakma, şu tarikatı bırakma, şu sarığı bırakma. Onun kötü huyları çatır çatır böyle çıkar, canın çıkmadan huylar çıkar, tertemiz Allah dostu insan olur. Halis muhlis bir Allah dostu olur, o şekilde güle oynaya Mevla'ya ulaşır. Mevla melekler yaptığı gibi nefsi de yapabilirdi. Mevla melekler yaptığı gibi bizi de böyle yapabilirdi. Lakin imtihan var, onun için böyle yaptı ama diyor ki nefsi böyle yaptı ama yardımcısı Mevla'dır diyor Efendimiz Hazretlerimiz. Nefsi böyle kötü yaptı ama onu yalnız bırakmadı. Yardımcısı Mevla'dır. Efendimiz böyle buyuruyor. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Ne güzel yardımcı, ne güzel Mevla'mız. Yani onun yardımı, namazlar olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Burasının hilesi hem adili çoktur. Malik yerleri sekri çoktur. Burasının helak meydanları, sarhoşluğu çoktur. Nefsin hilesi ve hem de aldatması çoktur. Söndürmeyesin aşkın mekri çoktur. Senin aşkını söndürmek için mekri hilesi çoktur. Karusun yolda bir sürü fikri çoktur. Kötü fikirlidir, yolda bırakır seni. Herhangi bir yasağa, harama, mekruha meyletmen onun hileleridir. Onun hilelerinden Allah muhafaza eylesin. Hatırladığım şu vakkaya gidelim. Cemali ve kemali senedir. Efendimiz Hazretlerimizin bir sözüyle bitiriyorum teberrüken. Birbirimizi sakın meşgul etmeyelim. Biz tarikat dersi yapacak mesela, geldin sohbet muhabbet ediyorsun. Bırak dersini yapsın. Birbirimizi sakın meşgul etmeyelim. Nokta. Hele yastan sonra. Sohbetler, muhabbetler, çaylar.
Yastan sonra sahabe kiram yolda hazırlık yapardı yatmak için. Niye? Gece işleri var. Ona ara söylüyoruz. Buhara meşahı gece geliyor, feyiz veriyor. Efendimiz bunu bize anlatıyor. Kendisi gelmez mi? Efendimiz diyor ki Buhara meşahı geliyor. Kendisi gelmez mi acaba ya? Saat 3'te efendileri gelecek. Kim uyur? Efendileri evimize saat 3'te gelecek. Kim uyur o saatte? Kim uyur? Efendileri evimize saat 3'te gelecek. Kim uyur? Necmi Hazretleri gelecek. Ubedullah Ahrar gelecek. Alaaddin Attar gelecek. Buhara meşahı gelecek evimize. Kim uyur? Vallahi kimse uyumaz. Yatarken de öyle bir yatar ki 10 dakikada bir gözünü açar böyle. Niye? İşim var. Kalkmam lazım. Böyle yatmalı. Hucud amca vardı. Hucud amca. Derdi ki saat kuranlara. Evladım. Kalbini kur derdi. Saat 3'e bir dakika var. Öyle bir horluyor ki. Uyuduğu belli. Öyle bir horluyor ki. Dersin ki bu gider 4'e 5'e kadar. 3'ü olduğu anda hemen gözün açıyordu. 3 olan hemen gözün açıyordu. Kalbini öyle kurmuş. Kalbini de kur, saatini de kur. Efendim buyuruyor ki şu telefonlar bir işe yarasın. Kur gece 3'e, 3.30'a, 4 biraz sıkıntı oluyor, 4. 3.30'a kur mesela, 3'e kur. Saat 10 yatağa kon, saat 3'e yataktan uç. Efendim öyle buyuruyor. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç buyuruyor. Şöyle de buyuruyor ha. 2.30'da kalkanlar var diyor. 2'de kalkanlar var diyor. Kendisi ha. 1.30'da kalkanlar var diyor. Allah Allah. Nereden biliyor? 1.30'da kalkanlar var diyor. 2'de kalkanlar var diyor. Nereden biliyor acaba? Bildiriliyor. Allah bilir mi? Bilir. Bildirir mi? Bildirir. Kim ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez. O bir tane. Allah bilir, dostuna da bildirir. Bak bildirmiş. Birbirimizi sakın meşgul etmeyelim. Arkadaşımızın ziyaretine giderken korka korka gidelim. Acaba engel olacak mıyım? Dersini yaptı mı? Evet, başımıza kuş konmuş gibi dikkat edelim. Başımıza devlet kuşu kondu, kıymetini bilelim. Ey tarikat dersi kardeşim, canım kardeşim benim. Başına devlet kuşu kondu. Başına bir hazine kondu. Ya Rabbi o hazineyi muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle. El Fatiha.